Sevgili seyirciler, çöpün de artık bir değeri olduğunun farkına varıyoruz. Çevreye ve ekonomiye katkısıyla dikkat çeken geri dönüşüm sektörü pek çok başlığı bünyesinde bulunduruyor. Plastikten cama, elektroniğe her biri önem taşıyor. Metal atıklar konusunda uzmanlaşan Emre Metal Hurdacılık Ankara'da pek çok sektörün metal atığını değerinden alıp ekonomiye kazandırıyor. Ankara Yeni Mahalle'de günlük 1000 hurda yüklü aracın girip çıktığı İvedik Hurdacılar sitesinde faaliyetini sürdüren Emre Hurdacılık, sektörde 40 yıllık tecrübeye sahip Erdoğan Şahin tarafından 1997 yılında kuruluyor. 1997 yılında Emre Hurdacılık Limited şirketini kurduk. Oğlum yeni doğmuştum, onun adına kurmuştuk. Büyük şantiyelerden, fabrikalardan, çöplerden atık, demir, bakır, sarı, kurşun, çinko, bu tip malları, çöpe giden malları geri dönüşüme kazandırdık. Çalışılan firmaların ağırlığını Ankara oluşturuyor. Bizim belirli çalıştığımız büyük firmalar var. Ankara'da ileri gelen büyük firmalar. Aşağı yukarı bir 20'nin üzerinde. Biz bir kayar kasa yaptırdık. Fabrikamıza kasayı koyuyoruz. Kasamız doluyor. Dolduğu zaman dolusunu alıyoruz. Tekrar geri boşunu veriyoruz fabrikalara. Hizmetimiz bu. Yaptığımız ticaretimiz tamamen resmi. Erdoğan Şahin yaşanan iş sürecini izah ediyor. Demir metal üzerine ağırlığımız var. Biz bu uzun malzemeleri fabrikanın potasını ocağına girecek şekilde 1 metre boyunda ayarlarız. Biz buradan İstanbul, İskenderun, Sivas, Karabük bu tip fabrikalara sevkiyatımızı yaparız. Orada da giden hurda demirler erir. Yerine çubuk demir, köşebet, mama, saç, envai çeşit malzemeler çıkar. Eleman bulmakta zorlandıklarını söyleyen Erdoğan Şahin sözlerinin sonunda hurdada kayıt dışının önlenmesi adına devletten beklentilerini dile getiriyor. Devletten bize herkese eşit bir şekilde seyircisinden şirketlerine kadarı eşit bir şekilde davranmasını istiyorum. Bizde şimdi stopaj olayı var, %2 stopaj. Bu %2 stopajın kalkmasını istiyoruz.